Benim anlatacağım bir kısım bölümleri de anlattığı için ben biraz olabildiğince nasıl kısa tutarım bilemiyorum hocam. Bu hoca takımı biraz uzatırız böyle. Ben sadece hemen kısa bir şeyle başlamak istiyorum. Sanatkarlarımıza çok hürmet gösteriyorum. Onların vaktinden çalmak istemediğim için kısa tutmaya çalışacağım. Aziz dostlar, aziz ocaklar. Ben milliyetçiliği bağışıklık sistemi olarak ifade ederim. Bir milletin bağışıklık sistemi olarak. Burada doktor arkadaşlarımız da var. İnsan vücudunda sağlıklı olduğu dönemde bağışıklık sistemi hiç kimsenin dikkatini çekmez. Ne zaman ki vücut çökmeye başlar, bağışıklık sistemi kavramı öne çıkar. Ve bağışıklık sistemine ihtiyaç duyulur, onun güçlendirilmesi gerektiği, onun o yönde takviyeler yapılmaya çalışılır vücudu kurtarmak için. Türk milliyetçiliği, Türk milletinin bağışıklık sistemi. Bu sebeple de hep böyle zayıf anlarında hep hatırlara geliniyor. O zayıf andan kurtulduktan sonra da Türk milliyetçileri genelde unutuluyor ya da ihmal ediliyor. Benim anlatacağım dönem ne yazık ki böyle bir dönem. Yusuf hocamızın bahsettiği dönem, o hastalıklı dönemimizde ihtiyaç duyulan Türk milliyetçileriydi. Ama 30'lu yıllarda bu ihtiyaç gözden uzak tutulmuş olsa gerek ki 1931 yılında Türk ocakları kapatıldı. Hem de Türk milliyetçisi olduğundan hiç şüphe duymadığımız, biraz önce Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kapatıldı. Tabii konjonktür, dünya para bulanımı, revizyonist dönem dediğimiz dış politikadaki bir gelişme dönemi, o dönemin problemleri, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları, değiştirme gayretleri, üzerinde dünyadaki gelişmeler ve burada kendi konumunu belirleme, dış politikadaki konumunu belirleme gibi bazı gerekçelerin arkasına sığınsak da asıl biraz önce ifade ettiği şekliyle Yusuf Bey Hocam'ın 1927 yılındaki Türk Ocakları Kongresi, Türk Ocaklıların kendi inisiyatifinin dışında kendine empoze edilen fikirlerin uygulandığı bir dönem oldu. Yani ifade ettiği şekliyle Türk milliyetçiliği bütün Türk'üm diyen herkesi kucaklayan bir kavram olmaktan daha dar bir alana doğru çekildi. Bu tabii ki Cumhuriyeti kuranların ve yönetenlerin milliyetçilik fikirlerinin farklılaşması bizden ayrılması anlamına gelmiyordu. 31 yılında Türk Ocakları kapatıldı ama hemen Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu açıldı ve kitaplar çıkmaya başladı. Ve o kitaplarda net bir şekilde İslamiyet öncesi Türk tarihi ortaya konulmaya, öğretilmeye, Türklerin tarihi, kültürü, medeniyeti ve medeniyete katkıları anlatılmaya çalışıldı ki bu yeni neslin yetişmesinde önemli bir aşamaydı. Tabii bu ders kitaplarındaki değişim daha sonra 3 Mayıs olaylarını hazırlayan olayların gerekçelerinden biri olacaktır. Yine biraz önce Yusuf Hocam'ın ifade ettiği gibi daha sonraki dönemde Türk milliyetçiliği kavramının yerine milletleşme sürecini besleyen kaynakların yerine humanizm dediğimiz o dönemde bir akım gelişecek. Ders kitaplarına 31'li yıllarda kurulan Ergenekon destanı, Uygur destanı, Göç destanı gibi ve İslamiyet öncesi Türk tarihi gibi konuların yerini Grek medeniyeti, Roma tarihi, Bizans tarihi, Mısır tarihi gibi konuların daha fazla alacaktır. Buradaki misafirlerimizin yaş ortalamasını kendim de dediğim gibi o ortalama içinde olduğum için söylüyorum. Birinci, lise bir tarih kitaplarını hatırlayın çünkü hepimiz onu Emin Oktay'ın o tarih kitaplarını okumuştuk. Bir tek satır Türk tarihiyle ilgili konu olmazdı. Tamamen Anadolu medeniyeti üzerinden bir medeniyet tarihi öğretilmeye çalışılırdı ki bu da Türk ocaklarının o dönemdeki Türk ocaklı aydınların bu konudaki hassasiyetini gösterir. Mesela herkes Mihail Aksız'ı büyük Türkçü, ki gerçekten Türkçülüğün babası kabul edilir 1940'da. Mihail Aksız'ın Atatürk'ün bu uygulamalarıyla ters düştüğünü pek çok Türkçü bilmez. Mihail Aksız çok net bir tavır koymuştur o zamanki o tarih anlayışına karşı. Çünkü onun anladığı Türkçülükle daraltılan Türkçülük aynı kavramları ifade etmiyordu. Ve o yüzden üniversitedeki işinden de olur. Ve Elazığ'da yanlış hatırlamıyorsam lise öğretmenliğine, tarih öğretmenliğine gönderilir. Türk ocakları kapatılmıştır. Türk Yurdu dergisinin yayını durdurulmuştur. Ama Türk milliyetçileri ve Türkçüler durmamışlardır. Ki hakeza Nihal Atsız'ın Atsız mecmuası 31 yılında hemen yayına başladı.
Arkasından Milli Türk Talebe Birliği'nde Türkçüler örgütlenmeye başladılar. Ama hem o dergi kapatıldı, hem Mertide veya Milli Türk Talebe Birliği kapatıldı. Türkçülerin faaliyetlerine kolay kolay izin verilmiyordu 30'lu yıllarda. Bir, Türkçüler üzerinde yoğun bir baskı dönemi var idi. Çünkü Türkçüler muhtemelen gelecekteki Türk çok partili hayata geçişteki en büyük güç olacaklardı. Ki zaten 44'teki olayların belki de altında yatan sebep odur. Ve 44 olaylarına baktığınız zaman büyük bir toplumsal olay görürsünüz. Oysa tek parti döneminde böyle bir olay yapmaya kimse cesaret edemez ve kimse de yapmamıştır. Bir toplumsal muhalefet olarak o gün kendini gösterebilmiş. Bunun büyük bir siyasi organizasyona dönme kabiliyeti de açıktır. Bu görülmüştür. Ama tabii buradaki faktörler, pek çok faktör var. Bunların içinde birincisi İkinci Dünya Savaşı'na giden yol. O çok önemli çünkü o dönemdeki olayları belirleyen. O yüzden hükümetin mensuplarının zaman zaman Almanya ile Rusya'nın savaştaki konumuna göre Türkiye'deki iç politikayı belirlemeye çalıştığını da görüyoruz. Ki özellikle o dönem biraz önce Yusuf Bey Hocam bahsetti. Pek çok Türk aydını, Türkistanlı Türk aydını Bolşevik ihtilalinden sonra Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmıştı. Bunların önemli bir kısmı devlet adamlarıydı. Zeki Veli Togan Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'ydı. Mustafa Çokay, gerçi Türkiye'de çok kalmadı, hemen ayrıldı ama Türkistan Milli Hükümeti'nin hem Başbakanlığı'nı hem İçişleri Bakanlığı'nı Alaşoğlu Hükümeti'yle birlikte her ikisinde de görev yapan birisiydi. Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Devleti'nin, Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı'ydı. Pek çok tarihçi, Abdülkadir İnan gibi tarihçi, edebiyatçı, Türk dünyasının aydınlarının sığındığı yegane yerdi. Ve o yerinde hep Türk ocaklarıydı. Ki buradaki muhterem zevattan pek çok kişi bunları bilir. Ki özellikle Sayın Bakanım o dönemlerde gençlik faaliyetleri içerisinde bulunduğu için bilir. Türk ocakları, Türk dünyasından gelenlerin yatıp kalktığı yer, eviydi bir nevi. Çünkü çoğunun yatacak evi yoktu. Gidecek yerleri yoktu. Bu binada onlar için bir nevi otel gibi kullandıkları yer olmuştu buralar. Bu 30'lu yıllarda da Türk Cumhuriyetlerinden gelenlerin yaşadığı bir yerdi burası. Ve Rusya açık net bir şekilde bu konuda rahatsızlığını ifade ediyor ve onların ülkeden çıkarılmasını istiyorlar. O dönemde pek çok yayın organı çıkıyordu. Çünkü oradan gelenler tam bir aydın kadroydu. Siyasetçiydi. Hiçbiri boş duracak insanlar değillerdi. Hepsi idealistlerdi. Ve Yeni Türkistan, Milli Türkistan, Yaş Türkistan, Azertürk, Yeni Kafkasya, aklıma gelebilen pek çok dergi ve gazetenin o dönemde çıkarıldığını görüyoruz. Ama 1934 yılında yine Mustafa Kemal'in ve Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla bu gazete ve dergilerin tamamı kapatıldı. Ve onların da yayınları durduruldu. Neticede Türkçüler pek çok yönde bu tür bir taarruzun maruz kaldıkları bir dönem. Buna rağmen hiç boş durmadılar. Durmadan yayın yapmaya, örgütlenmeye çalıştılar. Çünkü Türk milliyetçileri o dönem oldukça örgütlü bir toplumdular. Gerçi siyasi bir dernek, siyasi bir parti organizasyonu yoktu. Ama çıkarttıkları dergiler her birisi birer dernekti, birer ocaktı, birer partiydi. Ki bu dönemde önde gelen Türkçü ve Turancı dergilerden Ergenekon, Bozkurt, Gökbörü'nün ayrı bir yeri vardır. Yine Nihal Atsız'ın çıkardığı Orkun dergisi oldukça önemli bir yer tutar ki 1933 yılında Orkun dergisi faaliyete yayına başladı ama çok geçmeden 34'te de kapatıldı. Ta ki 43'te yeniden yayınlanıncaya kadar 44'te bir daha kapatılacaktır. Bunun dışında bu dergilerden Ergenekon 1938'de kapatılmış. Arkasından Mayıs 1939'da Bozkurt yayınlanmaya başlanmış. Mustafa Kızılsu, İsmet Rasim, Nurullah Barıman, Sami Karayel, Reha Öztürkan gibi isimlerin gayretleriyle yayınlanan Bozkurt ikinci sayısını Haziran 39'da çıkardı. Üçüncü sayısı ancak 40 yılında yayınlanabildi. Daha sonra Reha Öztürkan Bozkurt dergisinden ayrılarak Kasım 1942'den itibaren Gökbörü dergisini çıkarmaya başladı. Gökbörü'de Abdülkadir İnan, Zeki Veli Togan yazılar yazdı. Mayıs 1942 yılından itibaren Rıza Nur'un Tanrıdağ adıyla çıkarılan dergisi ki bunun yazarlar arasında Atsız'ın kardeşi Necdet Sancar, Hüseyin Namık Orkun, Ahmet Rasim Aras gibi önemli isimler var.
Yine bu devletlerin yanı sıra Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhan, Ağustos 1941 yılında itibaren Çınaraltı dergisini ve Türk Birliği'ni kültürel anlamda savunan bir fikri çizgide kalarak yayın hayatını yürüttü. Yine Hüseyin Hüsnü Erkile, Hüseyin Namık Orhun ve Necdet Sancar gibi aydınların yazılarında sıkça burada olduğunu görüyoruz ki 1944 yılına kadar bu böyle devam etti. Bizi 1944'e götüren olay aslında İkinci Dünya Savaşı şartlarıdır. Çünkü İkinci Dünya Savaşı şartlarında Almanya, Rusya ile mücadeleye tutuştuğu sırada Türkiye'deki bu baskı altında tutmuş Türk milliyetçilerinin önüne açan bir dönemin başlamasına vesile oldu. Çünkü Almanya durumda ileriye gitmeye başladığı dönemlerde bizim hükümetimiz Almanlara göre tavır alıyor. Ha diyor, o zaman Almanlar bizden ne istiyor? Çünkü Von Papen İsmet İnönü ile geliyor, görüşüyor. Diyor ki Rusya'daki Türklerin kurtarmasının zamanı geldi. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda da size bu konularda destek vermiştik. Şimdi de destek vereceğiz. Oradaki Türklerin kurtulmasında size yardım edebiliriz diyor. Ama İsmet Paşa bu tür konularda ancak Sovyetler Birliği'nin yenilgisi gözle görülür şekilde gerçekleştiği vakit görüşmek mümkündür. Şu anda bu konuyu sizinle görüşemeyiz diyor. Siyaseti böyle yapıyor ki doğru bir siyaset o günün şartları içerisinde. Ama göründüğü gibi Türk hükümeti o dönemde resmi politika arasında ilki olarak panturalist eğilimleri reddetmiş. Ancak Kırım bölgesinde ve Kafkaslardaki Türk kökenli komşu halkların geleceği konusunda da tamamen ilgisiz kalmadığını da göstermeye çalışıyor. Tabii Almanların bu politikası daha sonra 43'lü yıllardan sonra geriye doğru dönüş başlayınca da bir anda sanki bu işlerin sorumlusu Türk milliyetçileriymiş gibi Türk İsmet Paşa hükümetinde de tersine bir dönüş başlıyor. Ben olabildiğince özetlemeye çalışıyorum. Çok geniş bir konuydu aslında vakit gerçekten de. Bu arada Türkiye'de komünist faaliyetlerin hızla yoğunlanmaya başladığını, hükümetin komünist faaliyetlere izin vermeye başladığını görüyoruz. Almanlar ilerlerken Türkçülere, Ruslar ilerlerken komünistlere yol açtığını görüyoruz. Hatta tabii bu durumda Türk milliyetçilerinin karşı tavır aldığını, işte en büyük tehlike broşürleri gibi broşürler yayınladıklarını, komünizme, siyonizme, Yahudiliğe karşı şiddetli yayınların o dönemlerde yapıldığını görüyoruz. Tabii neticede İsmet Paşa'nın bu politikasına karşı Nihal Atsız'ın arkadaşları tavırlarını koymaya devam ettiler. Yazılan iki mektupla komünist faaliyetlerin arttığını, bunun durdurulması gerektiğini söylediler. Oysa Almanların muharebelerde ilerlediği dönemlerde dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu dahil birçok hükümet yetkilisi neredeyse kan ırkçılığına varacak Türkçülük mesajları verdikleri bir dönemdi. Şimdi bir anda eğitim kadrolarının içerisinde Sabahattin Ali, Nazım Hikmet gibi kişilerin ön plana geçirildiğini, Hasan Ali Yücel'in inisiyatifinde ve neticede bu dönemde yoğun bir komünist faaliyet başlıyor. Tan gazetesi meşhur bir gazete olarak o dönemde bu faaliyetlerin öncülüğünü yapıyor. Ama Atsız ve arkadaşları da, Türk milliyetçileri de karşı tavırlarını koymaya devam ediyorlar. Ve hepimizin bildiği gibi 3 Mayıs'a gelindiği zaman da Atsız hakkında açılan onun yazdığı mektuplar sonrası Sabahattin Ali ve arkadaşlarının mahkemeye vermesiyle birlikte başlayan bir süreçte 3 Mayıs'ta Ankara'da mahkemeler yapılacaktır. Ama biraz önce söylediğim gibi o güne kadar Cumhuriyet döneminin kurulduğu günden beri de böyle bir toplumsal olay hiç görülmemişti. Beklenmedik bir şey oluyor. Biraz sonra belki bir dil tarihli öğrenci gözüyle Cemal arkadaşım bahsedecek, oraya girmeyeyim. Ankara Adliyesi'nin önünde büyük bir kitle yığılıyor, mitinge dönüyor ve o mahkeme protesto ediliyor. Milliyetçilere yapılan bu zulüm reddediliyor. Tabii olaylar çıkıyor. 165'e yakın öğrenci tutuklanıyor. Bu tutuklamalar sırasında
Milliyetçiler hala hükümetten ve İsmet Paşa'dan ümidini kesmemişler. Onun dört gözle 19 Mayıs konuşmasını bekliyorlar. Çünkü 19 Mayıs günü tutuklanmış hepsi genç. 19 Mayıs'ta gençlerle ilgili bir merasimin yapıldığı şey. Gençlerin 19 Mayıs'taki konuşmasında serbest bırakılacaklarını ümit ediyorlar. Ama hiç beklenildiği gibi olmuyor. İsmet Paşa'nın 19 Mayıs konuşması, Türkçü, Turancı tırnak içerisinde ve ırkçılık kavramlarında bir arada kullanarak oldukça şiddetli ve aleyhde Türk milliyetçinin aleyhinde bir konuşma yapıyor ve hemen bir cadavra başlıyor. O cadavrın akabinde de pek çok milliyetçi tutuklanıyor. Bu açıkçası İkinci Dünya Savaşı'nın seriyle alakalı olay, bu olayda Almanlara karşı üstünlük kuran Ruslara Türkçüleri feda ederek bir siyasi müşvet verme olayıdır. Ne yazık ki son dönemdeki pek çok devlet adamımız bu siyasi müşvet vererek birilerini susturacağı, vurduracağı zehabına hep kapıla gelmişlerdir. Biraz önce Genel Başkanımızın ifade ettiği en son Ermeni konusundaki taziye böyle bir siyasi müşvettir. Ama o zaman da o siyasi müşvetten sonuç anlamamıştı, bugün de anlamayacak. Birileri de siyasi müşvetleri altını özellikle çizerek ifade etmek istiyorum. Çünkü buna benzer uygulamaları biz çok değişik zamanlarda gördük. Hakeza 44 olaylarında Türkçeleri feda eden hükümet bu siyasi müşvetin neticesini alamadığını gördü. Ve Moskova Büyükelçisi olan o dönemin Büyükelçisi Selim Sarperi Stalin makamına çağırdı. Ve makamında yüzüne Türklerin Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı Kars Ardahan ve Artvin'i kendilerine bırakmasını istedi sözlü olarak. Ve Türkiye'nin etekleri o zaman tuştu. O siyasi rüşvetle Rusların durdurulamayacağını da gördü. Hemen 3 Mayıs mahkemelerinde beraat kararları çıkarıldı. Arkasından komünistlerin tutuklamaları başladı. Yani bu dönemin tipik özelliği olarak da bunun altını çiziyorum. Ben sözümü burada tamamlayayım. Bundan sonrası 3 Mayıs olaylarını bir edebiyatçı gözüyle ve Sevden Geçti'nin gözüyle Cemal arkadaşıma devredeyim. Bu konuyu daha